Merhabalar efendim. Böyle arada video yapalım istedim. Dayanamadım, tutamadım. Bunu da bir süredir yapmak istiyordum sosyal medyada çıkanları. Belki biraz komedi olur ya. Sarkastik olsun. Efendim, ne var Twitter'da bugün diye bakıyordum. Şu haber çok dolaştı. Sahibinden 16 milyon TL'ye satılık kilise. Sivas'ın Hefik ilçesinde 19. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen, ki videoda göreceksiniz başka bir şey söylüyor. Ermeniler tarafından kullanılan diye Ermeniler tarafından yapılan aslında Surp Karabet Kilisesi 16 milyon TL bedelle satışa çıkarıldı. Yeni bir kilise daha. Yani aslında kiliseler çokça satışa. Kilisemiz 18. yılında yapıldığını tahmin ediyoruz. Bu kilisemizden bir özelliği de yaklaşık Ermeni yerleşkesi olduğu için 3000'e yakın Ermeni yaşamaktaymış. Daha öncesinden. Şu anda Ermeni kilisesinin önündeyiz. Kilisemiz... Gördünüz mü, kesmiş. Şu anda diyor, yok, Ermeni kilisesinin önündeyiz diyor. Şu anda aslında Ermeni kalmadığını söyleyecek aslında, ama Sivas'ta Ermeni var. Neyse, 18. yüzyılda yapıldığını söylüyor. İlginç haber, 19. yüzyıl diye geçiyordu. 18. yüzyılda yapılan bu kilisenin orada 3000 tane Ermeni yaşıyormuş. Şimdi neredeler? Bizim sahibi bize ulaşarak Bu arada bu kilise nasıl satılıyor? buranın satılmasını istedi. Şahsına tapusu var ve satılmasında hiçbir engel gözükmüyor. Ama... Şahsına tapusu var ve satılmasında engel yok. Arkadaş, bu adam bu kiliseyi nasıl almış? Camileri satabiliyorlar mı? Bir insan bir cami sahibi olabilir mi? Ben bir cami almak istiyorum. 16 milyon eder mi? Ama birinci derecede koruma programının içinde. Ama tapunun satışı gerçekleşiyor. Bugün itibariyle çekimlerini beraber... Birinci derecede koruma altında. Ne demek bu? Yani alırsanız deli gibi para harcayacaksınız restorasyon için. Yapacağız ve ilan atacağız burayı. Yaklaşık 16 milyon gibi bir rakam istiyoruz buraya. Yaklaşık 16 milyon nasıl oluyor? Ben anlatayım. Bunu aslında kafalarında dolar euro bazında belirli bir paraya bulmak istiyorlar. Ve aslında satmak istedikleri kişilere de gösteriyorlar. Yani aslında yurt dışındaki diasporalı Ermenilere satmak istiyorlar. Bu yüzden de yaklaşık 16 milyon, yani pazarlık payı var. 15-14 olur. Kilisemiz daha önce birinci kilisemiz Dünya Savaşı'nda Rusya ve Amerika'nın kaçanların buraya sığınmasıyla beraber inşa edilmiş zaten. Hop hop hop. Şimdi Birinci Dünya Savaşı 1914'teydi. Kilise 1800'lerde yapılmış. Birinci Dünya Savaşı'nda Rusya ve Amerika'dan kaçan Ermenilerin Sivas'a sığınmasıyla. Sanki tam tersi oldu ya. Türkiye'den, yani Osmanlı'dan kaçanlar Amerika ve Rusya'ya sığındı sanki, değil mi? Zaten 18. yüzyılın öncesinde diye ifade ediliyor. Zaten doğru bilgi, 18. yüzyılın öncesinde diye ifade ediliyor. Bizim ufaktan bir araştırmamıza göre Ufaktan. bura bayağı bir kilise olarak kullanılmış. Bayağı bir kilise. Buraya boşaltılmış ve samanlık olarak kullanılmış yani. Peki kilise bayağı bir kilise olarak kullanıldıktan sonra niye boşaltılmış? Nasıl boşaltılmış? Hadi samanlık olarak kullanılmasını geçtik. Bizim köy halkımızın beraber samanlık olarak kullanılmış bura. Aferin onlara. Bugün itibariyle biz ilanımızı atacağız. At Yeni bakalım. sahibini artık şöyle diyorum, Sivas Medeniyetler Şehri. Biz de şehrimize yakışan bir kişiye burayı vereceğiz inşallah. Sivas Medeniyetler Şehri, biz de şehrimize yakışan bir kişiye burayı vereceğiz inşallah. Yani demek istediği, herhalde burayı bir Ermeniye satmak istiyoruz ama alınca da çok büyütmeyin, kilise milise yapmayın burayı demek mi istiyor? Yani şehrinize kim yakışır arkadaş? Sivas'a nasıl biri yakışır? Bu yeri alması için Sivas'a yakışan nedir? Bence Sivas'a yakışan burayı iade etmektir efendim. Ama olsun, Türkiye'deki eğitim sistemiyle büyüyen, yetişen emlakçıların eline geçer ve böyle tapulu kiliseler daha çok satılır.